İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Alpay Öztürk görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Güzel ahlak. Habibine Kur'an'da buyurdu Cenab-ı Hak, sen elbet yaratıldın güzel huylu olarak. Çok insanın İslam'a girmelerine sebep, onun iyi huyu ve güzel ahlakıdır hep. Resulullah buyurdu, mizana konanların içinde en ağırı güzel ahlaktır yarın. Biri Resulullah'a din nedir diye sordu. Resulullah cevaben güzel huydur buyurdu. Sordu aynı suali sağdan, soldan, arkadan. Aldı aynı cevabı yine Resulullah'tan. Amellerin üstünü nedir diye sordular. Buna da güzel huylu olmaktır buyurdular. Birisi de Resul'den isteyince nasihat buyurdu. Herkes ile iyi geçin her saat. Bir kadını Resul'e methedip dediler ki, gece hep namaz kılar, oruçtur gündüzleri. Lakin komşularını incitir bazı işte. Buyurdu ki, o kadın cehennemliktir işte. Buyurdu, güneş nasıl eritirse karları, güzel huylu olmak da yok eder günahları. Ve buyurdu ki, sirke bozarsa balı nasıl, kötü huyda ameli öyle bozar velhasıl. Buyurdu ki, her kimin ahlakı güzel ise, ibadet yapmış gibi sevap alır o kimse. Abdullah bin Mübarek, ahlakı kötü olan biriyle bir seferde yoldaş oldu bir zaman. Ondan ayrıldığında başladı ağlamaya. Niçin ağladığını sordular gidip ona. Buyurdu ki, ayrılıp gittiyse de yanımdan, lakin kötü huyları ayrılmadılar ondan. Hasan-ı Basri der ki, ahlak iyi değilse, eziyet etmiş olur kendisine o kimse. Enes bin Malik der ki, güzel huy sahipleri kazanırlar cennette yüksek dereceleri. Huyu kötü olan da etse de çok ibadet, cehennem azabına düşebilir nihayet. Nasıl ki her binanın temeli aslı vardır, İslam'ın temeli de yine güzel ahlaktır. Bir gün Hasan Basri'ye sual etti bazı halk. Dediler ki, efendim, nedir bu güzel ahlak? Buyurdu, güler yüzlü, tatlı dilli olmaktır ve bir de hiç kimseye kötülük yapmamaktır. Hazreti Ali der ki, üç şeydir güzel ahlak. Haramları terk edip emirlere sarılmak. Biri de ev halkıyla olarak alakadar kolaylık göstermektir mümkün olduğu kadar. Güzel huy, fıtrat ile yakından ilgilidir. Lakin
çalışmakla da elde edilebilir. En kolay yolu ise ahlakı güzel olan kimselerin yanında bulunmaktır çok zaman. Yani salihler ile bulunmalıdır ki hep huyun düzelmesine en iyi budur sebep. Kötü kimselerle de arkadaşlık yapmaktan aslandan kaçar gibi kaçmalıdır her zaman. Çünkü aslan insanın alırsa da canını, alır kötü arkadaş dinini, imanını. Bu mübarek zatların hürmetine ilahi, iyi huylu olmayı ihsan et bize dahi. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim de şimdi sıra Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden Mevliya Kerem'den olan Hayat bin Kays el-Harrani rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, muhabbet yani Allah-u Teala'yı sevmek, marifetin yani onu tanımanın ve hakka giden yolun en büyük nişanıdır. Baki, sonsuz var olan sevgiliye muhabbet ile kavuşulur buyuruyor Hayat bin Kays el-Harrani rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler, hayırlı günler. Buyurun, sağ olun. İlk önce Osman Hocam'dan bizim için, ailemiz için bir dua isteyecektim ama. Efendim, Allah-u Teala sizden de, sevdiklerinizden de, bütün Müslümanlardan da razı olsun, razı olduğu halde bulundursun. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Sıkıntılarınızı da hayra tebdil etsin inşallah Teala. Amin hocam, inşallah. Şimdi benim ilk sorum, bizim cezaevinde bir tanıdığımız var, kardeşimiz, bir yakınımız. Oraya girdi, orada da hoca varmış. Bir tane Kur'an-ı Kerim falan öğretiyormuş oradaki mahkumlara. Daha sonra bizim tanıdığımıza demiş ki, senin içinde 7 tane büyü var. İşte eşinin kayınvalidesi tarafından ve teyzesi tarafından yapılmış bu büyü demiş. Zaten ailesiyle de hep problem yaşıyordu bu kişi. Bu ben demiş, bunu bozmak için muska yazacağım ama bu muskayı bir ayda anca yazarım. Dua et demiş, önümüzdeki mahkemede tahliye olma. Eğer tahliye olursam bir aya kadar ben bunu yazamam demiş. Biz böyle bir şey var mı? Hani merak ettik, doğru mudur değil midir? Bir de hocam, gusül abdesti alırken bayanlar için, hani abdest sıralamasını söylemeyeyim şimdi de, şey var mı, böyle saçlarını ortadan ikiye ayırıp arkaya doğru da yapmak sünnet ya da farz diye bir şey var mı? Bir de onu soracaktım. Peki, teşekkür efendim. Ediyoruz. Hayırlı günler. Kolay gelsin size. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo, ben miyim? Evet, buyurun. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim. Öncelikle mübarek 3 aylarınız sizin de ve tüm İslam alimine hayırlı ve mübarek olsun amin, inşallah. Amin, amin. İnşallah Teala efendim. Çok teşekkür edersin. Hocam, sorularıma geçeyim. Hocam, benim adet günümle ilgili bir sorum var. Bu benim kafama çok takıldı. Şubat'ın 1'inde adet gördüm. 7'sinde gusül abdesti aldım. Yani 6. günde. Gusül abdesti aldığım gün, çok affedersiniz, çok az leke geldi. Bu 10 güne kadar devam etti. Peki efendim. Ondan sonra hocam, ayın 11'inde bitti. Ben de tekrar gusül aldım, namazıma başladım. Tekrar ayın 18'inde tekrar kanamam başladı. Normal adet gibi devam etti hocam. Ayın 24'üne kadar devam etti. Ben de ayın 18'inden sonrakini özür diyen namazımı kıldım. Doğru mu? Peki efendim. Temizlik müddeti 15 gün ya hocam. Hı hı. Bundan sonraki olacak olan adetimin hangi tarihten hesaplamam gerekiyor? Peki ne efendim. Olur hocam, bu konuda bana yardımcı olursanız. Peki, teşekkür ediyoruz. Bir sorum daha var hocam. 11 yaşında kızım var, 8,5 yaşında bir oğlum var hocam. Sizden daha önce duymuştum. Amentü'yü manasıyla okuyup iman ettim, buluğa ermeden. Manasıyla okuyup iman ettim demesi gerekiyor demiştiniz. Bunu da bir açıklarsanız hocam, bu benim için çok önemli. Teşekkür ediyoruz, hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. İyi günler. İyi günler, buyurun. Önce hocamdan dua istiyorum. Dinleyenlerden de istiyorum. Rabbim
İki can saadeti versin, sıkıntılar da hayra teptilesin inşallah Teala efendim. Amin, Allah razı olsun. Hocam şimdi kredi çekmek gibi imkanımız var, ev alabilir miyiz? Haram oluyor mu? Eviniz var mı? Evim yok. Eşimden ayrıldım, ben geçen hafta sizi aramıştım zaten böyle problem yaşadım diye. Yani peki boş efendim. Boş demiştim, evet. Şimdi çeksem bana günah var mı? Tamam efendim. Onu soracağım. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Amin. Teşekkürler. Hayırlı günler. Buyurunuz hocam. Cezaevinde diyor bir yakınımız var diyor. Orada bir hoca. Hoca değil de hoca kılıklı bir adam. Oraya gittiğine göre eğer şeydekilerdense, hapse düşenlerdense ve orada koğuşta bulunanlardansa, hoca geçiniyorsa açıkça sahtekar. Resmi görevli ise yaptığı şey çok tehlikeli. O da sahtekar. O da sahtekarlıktır. Para tırtıklamaya çalışıyor. Tabii para tırtıklamaya çalışıyor. Demiş sende bir sürü 8-9 tane büyü var. Bunlar demiş bir şeyler yazar ama bir ay sürer. Vay be. Masrafı da çok olur onun. Tabii masrafı da kullandığı çok olur. Kullandığı malzeme falan. Pahalı olur yani. Tabii yazdığı bir şey yoktur, yalandır o da. Efendim bu ve benzeri sahtekarlara itibar etmemeli ve inanmamalı. Hoca kılıklı, piyasada çok böyle. Adamlar her yerden giriyor. Ya dün gene aynı şekilde gördüm, baktım şey var gene. Hem de üst kademede bir bürokratı tokatlamışlar. Profesörü tokatladılar. İşte FETÖ'yle bağlantım var. Bankada şu kadar param var. Çek ver. Profesör de aynı şekilde şey yapıldı. Ya bir eski bakanı bile tokatlamışlar yani. Değil mi? Tabii canım. Onun için de yani şu ülkemizde şey var. Mesela yanmaz kefen satıyor adam. Hı-hı. Terlik satıyor mesela. Diyor ki bu terlik adamı uçurur. Tabii. Giyersen falan. Yani buna inananlar var. Böyle saf torikler var. Yani. Böyle saf torikler var. Dolayısıyla bir zamanlar mesela birisini övüyor, sonra sövüyor falan. Sövecektin niye övdün? Övecektin niye sövdün? Değil mi? Omurgasız yani, aynı zamanda. Omurgasız yani. Böyle insanlar da var. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Peki bunları tanıyabilmek, anlayabilmek ancak Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumak suretiyle olur. Bu da mümkün değil. Bu da Hakikat Kitabı'nın yayınladığı kitaplar. Hemen başka kitap zaten diğer yayınlanan kitapların, din adı altında yayınlanan kitapların foyasını bu Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu Hüseyin Hilmi Efendi'nin hazırladığı kitaplar ortaya çıkarıyor. Bunun için de Hüseyin Hilmi Efendi'ye düşmandırlar. Ha, doğrudan doğru düşmanlık yapamıyor. Yani Osmanlı'ya düşman oluyor, Mustafa Toköz'e düşman oluyor. Aslında niyeti Hüseyin Hilmi Efendi'ye düşmanlıktır. Kitaplara düşmanlık. Kitaplara düşmanlıktır ve o da açık net bir şekilde görülüyor. Açık net bir şekilde görülüyor. O kitaptan nakil yapıyorsun, bu diyor yanlış. Ben diyor Hüseyin Hilmi Efendi'ye bir şey demem. Sahtekar Hüseyin Hilmi Efendi'nin hazırladığı kitapta var ya bu. Nasıl bir şey demezsin. Yalan söylüyorsun. Sahtekarlık ediyorsun. İki yüzlüsünüz. Ve kendilerini Ehl-i Sünnet olarak tanıtan böyle bir sürü sahtekarlar da var. Ve fıkıh bilgileri olmadığı için kendi kafalarına göre daha ince de fetva verenler de var. Ve kendilerini hoca zannedenler de var. Bunlara aldanmamak için, bunların iç yüzünü anlamak için mutlaka ince de tam ilmihal saadeti bir kitabını okumalı. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh faydalı bilgiler kitabı var. Mesela o kitap okunduğu zaman kendisini müftü zanneder. Mesela orada o zat açıkça anlatmış. Müftüler iki kısımdır. Bir devlet memuru olan, hatta ben imam müdürü diyorum, bazıları da kısıyor ona. İmam müdürü. Bir de müftüler var. Müftü olabilmek için de sıradan aynı şekilde değil. İslam din bilgilerinin akli ve nakli kısmında aynı şekilde belli bir dereceye gelmesi lazım. Kendilerini aynı şekilde birazcık Arapça bilince falan, rahmetli babam da öyleydi. Oğlum derdi, Arapçayı biliyor falan. Ya baba dedim, Arapçayı bilmek aynı şekilde alim olmayı gerektirmez. Eğer dedim Arapçayı bilen alim olsaydı, bugün Arapistan, ondan sonra Suriye, Ürdün, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir, bunların ana dilleri Irak, Arapça. Bunların hepsi alim olurdu. Suriye'de, Lübnan'da bir sürü Arap asıllı ve hatta Müncit Dükkatı'nı bile Beyrutlu papazlar yaptı, yazdılar. Dedim orada dedim papazlar var ya. Bunlar aynı şekilde Arapça konuşuyor. Arapça bilen, efendim Kur'an-ı Kerim okuyor. Müsteşrikler de okuyor.
Yani Hristiyan olduğu halde din ilimlerini araştırmak. Niye araştırıyor? Adam babasının hayrını araştırmıyor. Mesela doğru yazıyor, yazıyor, geliyor bir yerde yanlış sokuyor. E buralar doğru olunca sen o yanlışı da doğru kabul ediyorsun. Sen o doğruyu da aynı şekilde yanlış, yanlışı da doğru kabul ediyorsun. Ve yetiştirdikleri uşaklar var. Cemalettin Efkani, Muhammed Abduh, ondan sonra Muhammed Hamidullah. O Abduh'tan kaynaklanan aynı şekilde Seyit Kutubu, Muhammed Kutubu. E bunların hepsi aynı şekilde aynı yol yolcuları. Muhammed bin Abdullah Hab denen adam işte Vehhabiliği kurdu. O Vehhabilikten DEAŞ çıktı. Cemalettin Efkani. Cemalettin Efkani masondu. Onun yetiştirdiği talebe Muhammed Abduh masondu. Şimdi bunları aynı şekilde tanımazsan, bunları tanımazsan, bilmezsen ondan sonra seni tokatlayacaktır bunlar. Sen bunları Allame-i Cihan zannedersen tepene binen çok olur. Ve onlardan nakil yapan, İbn-i Teymiye'yi baş tacı yaptı bunlardan nakil yapanlar aynı şekilde alim zannedersen. Peki efendim biz bunları nasıl anlayacağız? İşte senelerden anlatıyoruz. Faideli Bilgiler kitabını okuyan bir kimse bunlara bakar. Aa der bu ehl-i sünnet bu değil. Şimdi mesela bazıları diyor ki mesela bizim anlat bunlar diye ehl-i sünnet değil. Yok ya. Sen her haltı yiyeceksin. Her kötülüğü yapacaksın. Ve İslam alimlerine dil uzatacaksın. Ondan sonra da onların yoluna da aynı şekilde onların yolunda gidenler ehl-i sünnet değil diyeceksin. O zaman arkadaş Merdi Kıpti şecaat arz ederken sirkatini söyler. E demek ki senin ehl-i sünnete bağlantın yok. Ehl-i sünneti sulandırmak, şaklabanlık yapmak için piyasaya sürülmüş bir kimsesin. Öyle değil mi? Tabii. Bunun kendi nefsiyle bağlantısı var tabii, demek ki. Dolayısıyla orayla bağlantısı var. Dolayısıyla ister cezaevinde gözüksün böyle kimseler, İster aynı şekilde dışarıda gözüksün. Bunlara itibar edilmez. Büyü varsa saadeti ebediyede büyü için lazım olanların hepsi aynı şekilde orada yazılı. Okunduğu zaman biiznillahü teala aynı şekilde büyü çözülür. Yoksa öyle bir şey o zaman aynı şekilde başka şeyden kaynaklanır. Yeri gelmişken konuyu biraz dağıtacağız belki ama şey var mesela. Az önce dediniz ya mesela Vehhabiler. Vehhabiler birileri bir yerlerden mesela bağırıp bir şeyleri hedef koyuyorsa onu düşünmek lazım. Şimdi İngiliz casusun itiraf kitapları var. Hakikat Kitabevi'nin. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi. Tabii Vehhabilerin mesela bütün böyle iç yüzlerini ortaya serdiği için. Boyasını meydana çıkartıyor. Tüyleri diken diken oluyor adamların. Şimdi o kitaba mesela saldırmaya başlamışlar birileri. Neymiş? İranlı bir mollanın işte güya yazdığı bir kitapmış da. Oradan almış da falan da filan da peşmekan. İranlı mollara İngiliz uşağıdır ya. Hiç İngilizlerin aleyhine bir kitap yazar mı? Vehhabiler de İngiliz uşağıdır. Dolayısıyla hiç İngilizlerin aleyhinde kitap yazar mı? Hiç bir kitap yazar mı? Daha önce bir arkadaşım birisi anlatmıştı. Dedi birisine dedi ben dedi herkese lazım olan iman kitabını verdiydim. Daha önce Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh şeyde hatırlar mısın bilmiyorum. O kitabın içerisine bu Hindistan'da işte bir balık tutulmuş. Onun da Şanullah yazılı kuyruğunda. Onun resimleri vardı. Resimlerini koymuşlardı. Hatta orada Hüseyin Hilmi Efendi işte bu dergi şeyde İngiltere'de Londra'da bilmem aynı şekilde şu kütüphanede de vardır diye. Bu adam da İngiltere'de yaşıyormuş. O kitabı almış falan. Ya demiş bu demiş bu kitapta böyle bir şey yazıyor demiş ya bu kadar demiş doğru mu değil mi falan. Gitmiş. Hakikaten o numarayla bakmış ve bulmuş. Ve bir de Hüseyin Hilmi Efendi'yi aynı şekilde işte âli mübarek zat deyip de efendim ben İngiltere'ye gittim diyor. İngiliz casusunun itiraflar kitabını orada aradım bulamadım. Bir ahmak adam sana gösterecek halleri yok tabii ki. Sen nerede aradın? Değil mi? Sen nerede aradın? Aradığın yer önemli. Bulmak için mi aradın? Bulmamak için mi aradın? Bir de o var. Öbürüsü bulmak için gitti ve aynı şekilde kitapta bildirilen yeri buldu. Sen bulmamak için gittin. Bulmamak için gidince bulamadın. Ondan sonra da aynı şekilde bu zata dil uzatmak için efendim işte o kitabın aslı yok demeye getiriyorlar tamam mı? Dolayısıyla orada aslı yoksa öbür yazdığı kitaplarında aslı yok. Öbür kitaplarında aslı yok demeye getirecekler. Tarihi olaylara baksa bile insan onun aslı var der. Otomatik olarak. Ya olan işlere baksana o kitapta anlatılanlar olmuş. Adam sırayla anlatıyor. Nasıl yani. Dediğini de anlayacak. İngiliz casusların nasıl çalıştığı aynı şekilde orada gözüküyor. Orada gözüküyor. Dolayısıyla hani bir söz vardır halk arasında itirir kervan yürür diye. İtirir kervan yürür. Tabii bir hizmet ortaya koyduğun zaman, bir şey ortaya koyduğun zaman hepsini kabul etmesi mümkün değil. İtiraz edenler olacak. Muhalefet edenler de olacak. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh. Kitapları yayınlamaya başladığı zaman hep itiraz ettilerdi. Kim itiraz ettiydi? Mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin Vehhabiye Nasihat kitabı vardı. Ya yakın zamanda bu Vehhabiler Yahudilerle anlaşıp da aynı şekilde PYD'ye falan silah paralarını vermeden önce internette adam birisi oturmuş hususi olarak Osman Ünlü'ye reddiye diye bir site kurmuş oradan aynı şekilde yayın yapıyordu.
Osmanlı niye reddiye diye. Niye Vehhabi miyim? Sonra baktım Vehhabilere niçin aynı şekilde İngiliz uçağı diyormuş. Onlar Müslümanmış. Onun yayını yapıyor. Ha dedim. Orada yetişmiş veyahut da ona para veriyorlar. Ona para veriyorlar. Acaba o yayını yapan hala devam ettiriyor mu şimdi Vehhabilerin bu tutumu karşısında? Birazcık izanı, aklı, şuuru varsa aynı şekilde devam ettirebiliyor mu? Devam ettirebiliyor mu? Allah Teala izan versin, akıl versin, şuur versin. Kudüs'ü yani. İsrail'e teslim edenler Vehhabiler. Vehhabilerdir. Yani. Vehhabilerdir. Ve dolayısıyla ya şeyde Sudan'ın karşısında bir yer var. Aynı şekilde Türkiye'ye verildi hemen Vehhabiler Suud karşı çıktı ya hemen. Türkiye aleyhinde aynı şekilde harekete geçti. Adamlar İslamiyet'le bir alakası yok. Ve Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de Kur'an-ı Kerim, Musaflar yerlerde sürünüyor. Bu Vehhabiler yapıyor bunu. Bilerek yapıyor aynı şekilde. Bilerek yapıyor. Dolayısıyla dostu düşman iyi tanımalı. Kim kimin uşağıdır, nereden talimat alır onu iyi bilmeli. Peki bunu iyi bilmeli derken de nereden anlayacak? Ehl-i Sünnet alimlerini kitaptan okumaktan başka çare yok. Okursa diyecek bu buranın uşağı, bu buranın uşağı diyebilir rahatlıkla. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, o aslında bizi değil, hizmetlerimizi seviyor. Ehl-i Sünnet itikadı ve bu yolun büyüklerinin sevgisi bir cevherdir. Allah-u Teala bu cevheri çöplüğe koymaz. Bu nimete kavuşmuş olanların kalpleri eğer pırlanta gibi kıymetli olmasaydı Allahü Teala bu imanı onlara vermezdi. Büyüklerden bir zatın talebesi şöyle anlatır. Merhum hocamıza bir gün başka şehirden dönen bir arkadaşımız bazı hususları arz ettikten sonra "Efendim, orada Ali isminde yaşlı bir imam size selam gönderdi. Sizi çok sevdiğini söyledi." der. Hocamız memnun olur. Selamı alır. Ali Efendi ile bir akrabalığımız var mı diye sorar. Hayır efendim derler. Bunun üzerine bizi hiç gördü mü diye sorar. Yine hayır efendim derler. Onunla bir alışveriş mi yapmıştık diye sorar. Hayır efendim derler. O zaman hocamız o halde bizi niye çok seviyor buyurup şöyle devam ederler. Bizi sevenler kara kaşımız kara gözümüz için sevmiyorlar. Yapılan hizmetlerden dolayı seviyorlar. O bizi değil, hizmetlerimizi seviyor. Dolayısıyla Allahü Teala'yı seviyor. Bu aynı zamanda kendi kıymetini gösterir. Bu kendi güzelliğinden ileri geliyor. O kişinin kendisi çok mübarektir. Çünkü Allahü Teala bu hizmeti herkese sevdirmez. Kim bu hizmetleri seviyorsa bilsin ki onu Allahü Teala seviyor. Eğer Cenab-ı Hak onu sevmeseydi o da bu hizmetleri sevemezdi. Bu hizmetler çok kıymetlidir. Ama bir o kadar da zordur. Çünkü insanın yaptığı iş ne kadar kıymetliyse, karşılaşacağı ve katlanması gereken sıkıntılar da o kadar büyük olur. Bu sıkıntıyı verenlerin en birincisi, insanın kendisi, yani nefsidir. İnsanın nefsi katiyen Allah demek, onun dininden bahsetmek istemez. Hatta dini anlatmak ve yaymak kesinlikle nefsin en çok üzüldüğü, karşı çıktığı bir şeydir. Çünkü bu bir peygamberlik görevidir. Bütün peygamberler bunun için gönderilmiştir. Onların asıl görevi insanları zengin etmek, tüccar yapmak değil, onlara öldükten sonra yanmamayı öğretmektir. Ehl-i Sünnet itikadında olmak ve her ne şekilde olursa olsun bu hizmetlerde bulunmak nimeti kimde varsa o seçilmişlerdendir. Onun için Şah-ı Nakşibend Hazretleri biz seçildik buyurmuştur. Kıymetli iş kıymetli insanlara verilir. Yoldan geçene verilmez. İmam Rabbani Hazretleri gibi büyük zatlar, insanın uzun zaman uğraşarak elde ettiğini bir anda verebilirler. Bir talebesi doğuda, bir talebesi batıda olsa, ikisi de ölmek üzere olsa, o mübarek zat ikisinin de imanla gitmesine sebep olur. Bu zor bir şey değildir. Azrail aleyhisselam dünyanın her tarafındaki insanların ruhlarını bir anda alabiliyor. Azrail aleyhisselama bu kuvveti veren Allahü Teala evliya zatlara da ihsan ediyor. Horasan'da bir alim Vehhabiler gibi tasavvufu inkar eder, evliya zatlara düşmanlığını gizlemez.
Etrafındakilerin ikaz etmelerine rağmen bu düşmanlığına devam eder. Bir gün hastalanıp ölüm döşeğine düşer. Yanındakiler kelime-i şehadet söyletmek isterler, oysa tuhaf sesler çıkarır, söyleyemez. Yani imansız gitmek üzeredir. Durumun iyi olmadığını görünce oradaki evliya bir zata giderler. Efendim, bu zat namaz kılan bir Müslümandı. Şimdi ölüm döşeğindedir. Buna dua edin. Himmet edin de imanını kurtarabilsin derler. O mübarek zat gelip bakar, durum çok kötüdür. Yaklaşık bir saat kadar gözünü kapatıp rabıta eder. Gözünü açtığında ölüm döşeğindeki zat kelime-i şehadet getirerek vefat eder. O mübarek zatsa ter içinde kalmıştır. Oradakiler hikmetini merak ederler. Mübarek zat anlatır. Ben hangi büyük zata müracaat ettimse, hangisine yalvardımsa hepsi, bizim ona kalbimiz kırık, bize dil uzattı dediler. Baktım ki hiçbiri affetmiyor, bu defa ben de, evet bu suçlu ama benim hiç mi hatırım yok? Eğer beni seviyorsanız benim hatırım için affedin, buna hakkınızı helal edin dedim. Bunun üzerine onlar da biz seni seviyoruz, senin hatırın için onu affediyoruz dediler. Dolayısıyla evliya zatların kıymetini bilmek lazımdır. Cenab-ı Hak kendinize vesile arayın buyuruyor. Arada hiçbir vesile olmadan Allahü Teala ile irtibat kurmak, ondan istemek mümkündür ama çok zordur. Çünkü bunun birçok şartı vardır. Halbuki Allahü Teala'nın rızasına kavuşmuş, duası makbul olan evliya zatları vesile etmek çok kolaydır. Onların ölüsü dirisi olmaz, ruh zaten ölmez. Onlar Allahü Teala'nın dostudur. Onun için onlara şu veya bu şekilde dil uzatmaktan sakınmalıdır. Bunun vebali büyük olur. Bir mümin hayatında bir kere evliya bir zatın ruhuna bir Fatiha okusa, ahirette o evliya zat mutlaka o kişiye şefaat eder. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, dinleyicimiz gusülde dedi, kaşları dedi, bu şekilde böyle çaprazlamasına gidip gelenler var falan filan. Efendim, vesvese etmemeli. Yani tamam, onlar yaptığı yanlış değil ama böyle olacak, bu şekilde olacak değil. Yani kaşların altına, bıyıkların altına veya sakalı aynı şekilde deriye ulaştırmak gerekiyor. Hele Maliki mezhebinde delk farz. Mutlaka yapmak gerekiyor. Yalnız bunları yaparken vesveseye düşme söz konusu. Mesela yüzünü yıkadığın zaman kaşların altı ıslanır. O zaman ayıcakta kaşları yolma durumu söz konusu olur. En basitten söyleyeyim. Vücut terlediğin zaman, alnından terlediğin zaman bu kaşları Cenab-ı Hak boşuna yaratmamış. Onları tutuyor. Göze girmesini engelliyor. Ama senin alnın terlediği zaman kaşın altta terliyor. Böyle üzerini sildiğin zaman her tarafın ıslandığını görüyorsun. Sen aynı şekilde gusül abdest soruyorsun. Duşun altına girdiğinde, ozul şey yaptığında zaten yüzünde böyle yapıyorsun. Bitti o. Yani tekrar o şekilde yapmana bir gerek yok. Çünkü bu hal vesveseye götürür. Bugün kaşlarda başlar. Yarın aynı şekilde sırtında olur. Yok ayağıma değdi, koluma değmedi, sırtıma değdi falan filan. İşte boynum kaldı. Saçımın bilmem neresine, derisine ulaşmadı. Ondan sonra 15 dakikada gusül alacağını veyahut da 10 dakikada alacağını bir saatte çıkarsın. İki saatte çıkarsın. Sonra da şeytan der ki sen bu işi yapamayacaksın, vazgeç. Zaten vesvesenin sebebi şeytan bunlara aynı şekilde olmadı bir daha. Doğrudan doğruya gusülü terk et demez. O kadar ahmak değil. Ama seni yorar. Yorduktan sonra sen bu işi yap. Mesela namazda vesvese yaptı. Tekrar ettirir. Sen bu işi beceremeyeceksin. Vazgeç bu işten. Nitekim öyle dinleyicilerimiz olmuyor mu? Oluyor. Bir mesele oldu dedi. Ben dedi şu kadar zamandır namazı terk ettim diyor. Bu namaz olmaz dediler diyor. Onun için de cahillere aynı şekilde sormamalı. Her böyle gelen... böyle kılacağını hiç kılma demişler. Ki Hüseyin Hilmi Efendi de bu cahil sözü buyuruyor ki Eşed-i Saadet-i Ebediye'de. Böyle kılacağına hiç kılma dememeli. Bunu din düşmanları ve cahiller uydurmuştur. Böyle kılacağına doğrusunu öğren, doğrusunu kıl. Çünkü emek veriyorsun. Doğru şekilde kıl. Veya doğru şekilde usul abdest al. Doğru şekilde abdest al demeli. Efendim gelelim ikinci dinleyicimizin
Dedi bir 1 Şubat'ta da adetim olmuştu. 7 Şubat'ta yıkadım ama sonra dedi tekrar leke geldi. 10. günde dedi kesildi. Adet değişmiş bunun. Hanefi mezhebine göre. 10 güne çıkmış. 10 günden sonra 11. gün dedi. Ben dedi yıkandım. 18. tekrar geldi dedi. 24'e kadar devam etti. Askeri olarak temizlik müddeti en az 15 gün olduğunu bildiğim için dedi. Bugünler dedi özür kabul ettim. Namazımı kıldım. Doğru yapmış. Doğru yapmış. Ve Saadet-i Ebedi kitabında hayız ve nifas bahsi anlatılırken buyuruyor ki insan bilgisayar kodlarıyla aynı şekilde ayarlanmış bir makine değil. Robot değil. Robot değil. Ve orada buyuruyor ki hanımların muayyen günleri her ay sabit olmayabilir. Mevsimler, üzüntü, yediği şeyler tesir edebilir. Bunun için adet zamanları değişir. Geçen ay 5'se bu ay 7'ye çıkabilir, 9'a çıkabilir. 10. günden sonra mesela diyelim ki geçen ay 7'ydi, 10. gün 11, 12, 13 devam ediyor. 10. günden sonra gusül abdest alır namazını kılar ama bunun adet günü değişmedi. Gene 7'de kaldı. 7 günden sonrası istihaza. Nereden sayacak? 7. günden. Peki bu dinleyicimiz nereden sayacak şeyi? Söyleyiver temizlik müddetini 10. günden itibaren sayacak. Bununki değişti artık. Bununki değişti. Bununki değişti. 10. günden eğer sonra. Eğer bununki de 11, 12, 13 devam etseydi. Evet. O zaman değişmemiş olacaktı. Değişmemiş olacaktı. 7'den itibaren sayacaktı. Evet. 10 olduğu için 10 Hanefi mezhebinde sınır olduğu için orada bitmiş. Şimdi belki dinleyicilerden hanımların hatırına gelebilir. İyi ama yani mesela 7 gün kesilmedi. 11, 12 devam etti. Siz diyorsunuz ki 7. günden sonra temizlik. Orada akıntı devam ediyor. Buna kitaplarda fasit temizlik deniyor. O tabiri kullanılmış. Mesela tam temizlik ifadesi de geçiyor. Fasit temizlik ifadesi de geçiyor. Fasit temizlik de o. Ve temizlik müddeti oradan başlar. Zaten dinleyicimiz de 24'e kadar devam etti. 25'inde o 15 temizlik müddeti bitiyor. Doğru yapmış dinleyicimiz. Efendim gelelim diğer bir suali vardı. 11 yaşında kızım var dedi. 8 yaşında da oğlum var dedi. Siz dedi bir ara dedi anlattınız dedi. Yani bunlar buluğa ermeden önce amentiyor aynı şekilde 32 farz. Bunları öğretmeli, bunlara inandım demeli. Peygamber Efendimiz 7 yaşından itibaren çocuklarınıza namaz alıştırın. 10 yaşında zorlayın buyuruyor. Niye? Ve bu bilgileri de bu yaşlarda verin. Mesela çocuk şeyde kız çocukları 9 yaşından itibaren buluğa erebilir. Kritik. Bedenen gelişi verir. Ve dolayısıyla buluğa erebilir. Erkek çocuklar 11 yaşının sonu. 12 yaşından itibaren. Kız ve erkek çocuklar 15 yaşına kadar buluğa ermediyse hükmen buluğa ermiş kabul edilir. Mesela Kuzey Yarımküre'de, Norveç'te, İsveç'te 17-18 yaşında buluğa eriyorlarmış. 15 yaşından itibaren orada Müslüman varsa 15 yaşından itibaren şey kabul ediliyor. Ermiş kabul ediliyor. Buluğa ermiş kabul ediliyor. Buluğa ermiş kabul ediliyor. Şimdi onu niye naklettik? Kitaplarda Ehl-i Sünnet alimleri onu niye hasreten belirtmişler? Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala almış. Hasreten belirtmiş. Şimdi çocuğa iman, itikat bilgilerini öğretmedin. Kız ve erkek ikisi de buluğa erdi. Mükellef sorumlu buluğa erdikten sonra. Peki bu çocuk ne oldu? Otomatik olarak mürtet oldu ya. Kafir oldu yani. Ya ne kadar tehlikeli. Otomatik olarak mürtet oldu bu. Hatta hatırlar mısın bilmiyorum. 26 yaşındayım diye bir dinleyici girmişti. Ben 25 yaşında başladım dedi. Ve sizin anlattıklarınızı sonra tavsiye ettiğiniz kitapları okudum dedi. Saadet-i Ebediye'yi okurken dedi orada bir şey dikkatimi çekti dedi. Benim anam babam dedi bana iman bilgisi vermedi ki dedi. 25 yaşına kadar. 25 yaşına kadar dedi ben dedi bilmiyordum dedi. İman, itikat bir şey haberim yok dedi. Yani oradaki ifadeye göre ben mürtettim, kafirdim. Orada iman ettim dedi. İman ettikten sonra da namaza başladım dedi. Geçmiş namazlarımı kaza edeceğim mi diye soruyordu. Biz dedi kendine hüsnü zan et, anana babana suizan etme. Fasık Müslümanmışsın diye. Kaza ediverirsin diye. Ama işin gerçeği hakikaten o dinleyicimizin dediği gibi olunca kaza etmesi gerekmez. Çünkü ona iman farzdı. İman yok ki. Namazını kaza etsin. İman edenlere namaz farz. Kılmadıklarını kaza etmeli farz. İman yoksa? İman yoksa hiçbir şey yok. İman yok yok. Peki zamanımızda? Zamanımızda hani bir zamanlar gelmiş Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin birisi demiş
ben bugün mecliste aynı şekilde imanı, İslam'ı, aynı şekilde imanı anlattım falan. Şey, meclisi namaza davet ettim falan da Efendi Hazretleri demiş, önce imana davet et. Adamların imanı yok. Hakikaten %60'ı gayrimüslimdi biliyor musun o meclisin? O meclis mefusanın. Gayrimüslim. Gayrimüslimlere, Hristiyanlara, Yahudilere hadi namaza. Ya, adam namaz farz değil adama ya. Ahmaklığın da nıskası yani, başka bir şey değil yani. Yani başka bir şey söz konusu değil İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi. Dolayısıyla bu dinleyicimiz hassas bir noktaya temas etti ve doğru da aynı şekilde söyledi. İyi de oldu. Yani her ana babanın mutlaka buna dikkat etmesi lazım. Çocuğuna dikkat etmesi lazım. Ateşten kurtarması lazım. Çocuk otomatik olarak mürtet olur, kafir olur. Mürtet olur, kafir olur. Nitekim geçen sene miydi, belki sene miydi? Seneler çabuk geçtiği için seneleri de karıştırıyoruz. Bir tane televizyon, yoksa aynı şekilde böyle anket yapan... Sosyal deney yapıyorlar. Deney yapan. Evet. Çıkmış piyasaya, eline bir mikrofon soruyor. Gusül abdesti. Bilmiyorum diyor, hiç lazım olmadı bana diyor. 16-17 yaşında bir genç bunu söyleyen. Bana lazım olmadı işte diyor. 17 yaşında, 18 yaşında. Bu leğermiş ya, kız bu. Erkeğe soruyorlar diye. Bilmiyorum ben de. Peki bunun anası babası... Zahire Müslüman. Ondan sonra da çocuklar ne olacak falan. Allah Teala muhafaza buyursun. Sen şimdi çocuğa imanı öğretmemişsin. Din iman yok. Sonra bunlar evlendiler. Dinin ki akdi yok. Dinin ki akdinde sahih olabilmesi için de mümin olması lazım. Zaten bunlar da böyle bir iman olmadığı için daha evlenmeden önce de bunlar gayrimeşru yaşar. Bazen hamileyken evlenirler falan. O çocuk da ana rahmine gayrimeşru düşmüştür. Bu çocuk gayrimeşru olarak dünyaya gelir. Şimdi mesela efendim işte kız öğrenciler lise önünde kavga ediyor. Ana rahmine gayrimeşru düşmüş olabilir bunlar. Gayrimeşru düşmüş olabilir. Onun bir takım belirtileri var çünkü. Onun belirtileri var. İster istemez. Yani o çocuğun suçu olmasa bile de onun belirtileri mutlaka olur. Çünkü veledi zina nemmam olur. Hadis-i şerif bu. Zina yoluyla aynı şekilde hamile kalınmışsa, ana rahmine düşmüşse bu çocuk dünyaya geldiği zaman nemmam olur. Yani laf taşıyıcı olur. Kız olsun, erkek olsun. Elinde değil. Ha, elinde değil. Dolayısıyla yani ana baba Müslümansa oturup aynı şekilde. Hele ahir zamanda bulunuyoruz. Küfür aynı şekilde yani kasırga gibi esiyor dışarıda. Hele şimdi telefonlara da aynı şekilde yüklendi. Çocuklarını nasıl koruyacağım? Yani ana baba bunu düşünmesi lazım. Efendim çocuğum üniversiteyi kazansın. Ya üniversiteyi kazansan olacak, kazanmasan çocuk. Çocuk imansızsa cehenneme gidiyor. Cehenneme sonsuz kalacak orada. Üniversiteyi kazansan olur, kazanmasan olur. Kazanamadı. Mesleği diyor. Simit satsın. Allah'tan ne seni takdir ettiği rızkı elde eder. Merak etme sen. Merak etme, onu elde eder. Dolayısıyla ben çocukken duyardım. Allah'tan korkmayandan kork derlerdi. Allah Allah dedim. Niye dedim ya? Şey yapıyorlar. Öyle ya, Allah'tan korkmayan her haltı yer. Önünde engel yok ki. Önünde engel yok. Mesela Amerikalılar, Avrupalılar oturmuşlar. Demişler hani biz bu arabayı kullandırıyoruz ama Hüseyin Hilmi Efendi buyuruyor. Direksiyona geçti mi nefiste bete. Kibir yani bir şey. Mücessem bir nefis oluyor artık. Benim gibi adama kim yol vermez. Hepsini çevirin. Demişler bunu nasıl durduracağız? Otoyollarda, kırmızı ışıklarda nasıl durduracağız? Adam öyle ağır ceza getirmiş ki bakmış demiş yani öyle ufak tefek almıyor falan. Öderiz parasını diyemiyor yani. O diyor kırmızı ışıkta geçtiği an arabasını alıyor, ehliyetini alıyor. İngiliz keferesi bunu bir de götürüyor şeye, akıl hastanesine. Senin aklından sorun var diyor. Kırmızıda geçtiğine göre diyor. Aklından normal değilsin. Normal değilsin. Aklından bir zor var. Orada bir de tedavi ettiriyor. De tedavi ettiriyor. Adamın arabada gitti, ehliyet de gitti. Öyle kolay kolay değil, ehliyet vermiyor. Mesela geliyor işte Amerika'da sıkı mı diyor, gecenin 24'ünde kırmızı ışıkta geçmez. Geç bakalım bir. Hemen arabanı alıyor. Aynı şekilde ehliyetini alıyor, bir de aynı şekilde götürüyor seni. Bakırköy'e tıkıyor. Değil mi? Evet. Yani adam durup dururken bu cezayı koymamış. Hani nefs olduğunu bilmiyor. Ama diyor insanın içerisinde böyle bir şey var diyor. Bu diyor sınırı geçer. İşte İslamiyet bunu iyi tanıtıyor. Ve din büyüklerinin kitapları okununca, İslam alimi kitapları okununca bunu frenleme durumu söz konusu olabilir mi? Evet, o zaman söz konusu olabilir. Bu sebepten dolayı hani bu dinleyicimizin sormuş olduğu bu sual çok önemliydi. Çok önemli. Her ana babanın buna dikkat etmesi lazım. Çocuk mürtet olur. Allah korkusu yok. İleride evlendirdiğin zaman bunun çocuğu da gayrimeşru olur. Hatta evlenmesine bile gerek yok. Şimdi öyle diyor ya. Ne olacak ki nikahta kerem. Ya öyle bir şey diyor. Çünkü kızda da erkekte de şey yok. Diyor beraber diyor aynı şekilde yaşayalım. Peki beraber yaşarken kız hamile kaldı ne olacak? Gayrimeşru.
Yani halk tabiriyle, argo tabiriyle piç olacak çocuk. E bu çocuk ondan sonra eline silah ver. Var ya, bazen aynı şekilde öyle gösteri yapacağız derken yollara dökülüp de aynı şekilde elektrikleri... Vandallık yapanlar. Vandallık yapanlar. E bunlar neyin nesi? Bunlar neyin nesi? Arabaları yakıyor, bilmem ne yapıyor. Mutlaka aynı şekilde gayrimeşru. Veledisi ne bunlar? Gayrimeşru bunlar. E bunu aynı şekilde şey yapmak mümkün değil. Mümkün değil. Öyleyse doğru dürüst aynı şekilde dini anlatacaksın. İslamiyet'i anlatacaksın. İslamiyet'te doğru olarak Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala Ali Hazretleri'nin yazmış olduğu hakikat kitabını yayınladığı kitaplardan öğreneceksin. Başka yerde de yok. Başka yerde de yok. Efendim hocadır, hoca kılıklıdır falan filan. Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Sıkıştırdın mıydı? Hepsinden aynı şekilde çift çarşısı gibi iğrenç şeyler çıkıyor. İğrenç şeyler çıkıyor. Allah Teala rahmet eylesin. Emel abilerlerine, ben o zaman gazetedeydim, TGRT yoktu. Çok enteresan şeyler gelirdi fakat yayınlattırmazdı. Yayınlattırmazdı. Şimdi de akıyor öyle. İster TGRT, ister Türkiye Gazetesi'ne. Çok enteresan bilgiler geliyor. Gizli bilgiler. Ve adamların aynı şekilde ciğeri meydanda. Ya o fethedilen adam da aynı şekilde emniyet bilmem neyi ele geçirmek suretiyle, kameralar bilmem neler şey yapmak suretiyle çok kimsenin aynı şekilde gayrimeşru şeylerini yakaladılar. Boyunlarına ipi taktılar. Adam mecbur öyle konuşmaya. Yoksa aynı şekilde o videoları yayınlanlar. Böyle videolar çok. Bazılar aynı şekilde bağırıp çağırıyor, oraya buraya saldırıyor. Bunların da videosu var. Biz de çoğunu biliyoruz. Biz de çoğunu biliyoruz. Hem de aynı şekilde hem de ne videolar? Gazet çıkarmışlar yani adamlar. Allah Teala şerlerinden muhafaza buyursun. Yani böyle satılmış kimselere de itibar ettirtilmesin. Onun için de... Zamanımız bu açıdan çok tehlikeli. Yani bu bahsettiğiniz şekil tipler var. Bunlar insanlar peşinden gidenler var. Evet. Yani işte sapla saman birbirine karışmış. Sosyal medya denen bir tehlike var. Çukur var. Evet. Yani gençleri korumak hakikaten çok zor. Bu soru onun için önemli bir soru. Onun için de biz ısrarla diyoruz ki çocuğu alacaksın. Efendim kitap okumuyor. Sen okuyacaksın. Hatta TGRT Efendi'de de var, Hakikat Kitabı.com'da da var, oradan girersin. Emel abiler Allah-u Teala rahmet eylesin, bu kitapları okutturdular. Seslisi var bunun. İndir, çocuğuna diyecek ki 5 dakika dinleyeceğiz. Peki faydası olur mu? Orada dinlerken veya kendini okurken bir kelime hatırında kalsa belki aynı şekilde hidayetine vesile olur. İmanını kurtarır, cehenneme gitmekten kurtulabilir. Bilemezsin onu, bilemezsin onu. Onun için çok dikkatli ve uyanık olmak lazım. Efendim son dinleyicimizin bir suali vardı. Evim yok dedi. Daha önce ben de yayına girmiştim. Efendim evi olmayan bir kimse kiralık ev bulmakta da güçlük çekerse. Hele İstanbul gibi yerde çok zor. Adam 2000 lira maaş alıyor. Ev kirası 1500 lira ne yapacak bu adam? Ama o bir tarafta mesela TOKİ diyor ki ayda 500 ver. Kredi çek. Ben sana ev vereyim. Adam 500 lira verecek kendi evinde. 20 sene ödeyecek, ödesin. Ve İbn Abidin'de nafaka, yeme, içme, giyinme, barınma. Tam İbn Hazreti Tebide'yi de var. Alapışlar orada. Yeme, içme, giyinme, barınma. Bunlar için zarurete düşen bir kimse, bunlar için yeme, içme, giyinme, barınma, zarurete düşen bir kimse kredi çekebilir. Bunlar için haram olmaz, günah olmaz buyuruyor. Bazıları da bunu anlamıyor. Osman Hoca faize helal dedi. Ahmak herif. Söyleyen ahmak yani. Tövbe yani. Kim faize helal diyebilir? Harama helal diyen kafir olur ya. Harama helal diyen kafir olur. Ahmak herif. Adam aynı şekilde ilaç olarak, başka ilaç yoksa tabibi müslimi hazık alkolü kullanacaksense haram düğümü çözülür, onu kullanması caiz olur. Böyle kitaplarda yazılmış bunlar. Mesela bir savaş ortamı diyelim, Suriye. Öyle bir yerde kaldı ki insanlar, yiyecek içecek bir şey yok. Etraflarında bomba var, şu var bu var. Veya atıyorum bunları bir kampa aldılar, dışarı çıkarmıyorlar. Yiyecek de vermiyorlar. Orada da bir hayvan ölüsü var. Leş, yemek haram. Tabii. Bunu yiyebilir mi? Yiyebilir tabii. Onun için haram olmuyor. Onun için haram olmuyor. Hani Evliya-i Kerim'den bazıları için aynı şekilde menkıbeler var ya. Şimdi Salih Evliya'dan bir zat, hanımı hamile. Yan komşudan et kokusu geliyor. Hamilelikten aşermesi diyorlar ya. Diyor ki, canı çekiyor. Canı çekiyor. Gidiyor, kapıyı çalıyor. Çıkıyor, buyurun efendim diyor. Ev sahibi. Hadi bizim hanım hamile herhalde, et pişiriyorsunuz. Sizin yemeniz caiz değil efendim diyor. Niye diyor? Bu
bunu diyor kimseye derdimi anlatamadım diyor. Üç gündür çocuklar diyor bir şey yemedi. Şehir dışına çıktım. Kendiliğinde ölmüş bir hayvan buldum. Oradan kestim getirdim pişirdim onları yediriyorum diyor. Sizin yemeniz caiz değil onu diyor. Tabii onun da başından kaynar sular dökülüyor. Komşum bu hale gelmiş benim haberim yok. Caiz. Yani onların yemesi caiz. Yani ruhsatlar verilmiştir. Kitaplarda yazıyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler efendim. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.